Tablet alırken bilmemiz gereken çok önemli detaylar var. Uygun fiyatlı tabletlerde dikkat etmemiz gereken en önemli kısım. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Normalde böyle bir video çekmeyecektim. Çünkü tabletler vergi indirimi kapsamında değildi. Ama şu anda hepsi buraya girdiğimizde vergisiz cihazlarda tabletleri de görebiliyoruz. Yani vergi indirimine sessiz sedasız tabletleri de eklediler. Bu durumu şu ana kadar hep eleştirmiştim ve dikkate almışlar ki tabletleri de artık vergi indirimi ile alabileceğiz. Şimdi ilk olarak vergisiz cihaz başvurusu nasıl yapılır? Bununla başlayalım. Anlatacaklarım hem tablet hem laptop hem de telefon için geçerli. 26 yaşına basmamak, Türkiye vatandaşı olmak, açık öğretim hariç yüksek öğretimde yani lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora hepsinde geçerli. 9500 TL üst limit. Herhangi bir marka sınırı da yok ama direkt olarak vergisiz şekilde bu cihazları alamayacağız. Önce hepsi buraya girerek indirimsiz şekilde tableti alıyoruz. Tableti alacağımız öğrenci kimse, fatura onun adına olacak. Aksi halde vergi indiriminden yararlanamazsınız ve e-fatura olması da en önemli detay. Öğrencinin adına faturalı bir şekilde normal olarak tableti aldık. Sonrasında GSB BİS sitesinden e-devlete giriş yapıp genç teknoloji destek bölümüne tıklıyoruz. Buraya aldığımız cihazın e-faturasını girerek en son olarak da yine öğrencinin IBAN'ını buraya yazmamız gerekiyor. Bilgilerimiz onaylandıktan sonra da tablet ve bilgisayarlarda %16.7'lik vergi indirimi buraya yazdığımız IBAN'a yatırılacak. Şu an teknolojik destek kampanyası henüz başlamamış yazıyor. Fakat aslında kampanya başladı. Geçici bir sistemsel hata var. Yani kafaya takılacak bir durum değil. Çünkü bu videoyu izledikten sonra 9500 TL altı bir tablet telefon alırsanız dediklerimi de doğru şekilde yaptığınızda kesinlikle vergi iadesi alacaksınız. Şimdi asıl konuya vergisiz alınacak en iyi tabletlere geçelim. Açıkçası şu anda hepsi buraya girdiğimizde pek çok farklı tableti rahatlıkla görebiliyoruz. Ama bunların neredeyse %95'i alınmaz durumda. Burada alınabilir dediğim yalnızca 4 tablet var ve bu tabletleri kısa kısa inceleyeceğiz. Son bölümde de hangisini almak daha mantıklı bunun hakkında konuşacağız. Ve lisedeki tabletlerin en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Vergisiz cihazlarda en sorunsuz alabileceğiniz yer kesinlikle hepsi burada. Tablet alırken bilmemiz gereken çok önemli detaylar var. Burada alt limit olarak 5000 TL'yi belirledim ve günümüzde Android tarafında 4 GB RAM'in altına düşmeyin. Aksi halde günlük kullanımda video izlerken kasma donma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu listenin altına düşmeyin. Burada anlatacağım tabletler harici başka hiçbir tablete bakmayın ve bu tabletlerin hepsinin vergi indirimli fiyatlarını videonun açıklamasına yazdım. Oradan bakabilirsiniz ve vergisiz en ucuz fiyat performans tabletimizle başlayalım. Honor Pad X9'u görüyoruz. 11.5 inç IPS Full HD Plus bir ekranla gelirken 120 Hz tazeleme hızını 5000 TL bandında bir tablette görebilmek gerçekten önemli bir artı. Ekranı kullanırken gayet akıcı hissettiriyor ve Yonga seti kısmında da Snapdragon 685'i görüyoruz. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında bir deneyim veriyor. Honor Pad 9 çok ısınmıyor ancak performans olarak da çok yüksek değil. Tabii ki fiyatını oranla düşündüğümde sunmuş olduğu performans ve ekran kalitesiyle kesinlikle fiyatını hak ediyor. Altı hoparlörle gelmesi de ses deneyimini, ses kalitesini arttıran detaylardan biri. Kameralarda online derslerde ve toplantılarda iş görecek düzeyde ve bu fiyat bandında genel anlamıyla sunduklarına baktığımda PDF okumak, not tutmak ve arada bir oyun oynamak için alınabilecek fiyatına oranla tek mantıklı tablet. Listenin ikinci sırasında bir Xiaomi tablet istiyorsanız Redmi Pad önümüze çıkıyor. 10.6 inç Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken IPS bir panele sahip ve renk doğruluğu genel kalite açısından fiyatına oranla düşündüğümde gayet iyi bir ekran diyebilirim. Ve 90 Hz tazeleme ile de akıcı bir deneyim alabiliyoruz. 400 nit maksimum parlaklığıyla dışarıda olmasa da kapalı ortamlarda, okulda, evde kullanırken bu parlaklık gayet yeterli. Donanım kısmında da bu fiyat bandının hem performans hem verimlilik olarak en iyi işlemcisini MediaTek Helio G99'u görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemciyle beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Pek çok oyunda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Bunun dışında genel kullanım performans açısından da oldukça akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde kasma donma problemi yaşamıyoruz. Bu noktada performans olarak da üzecek bir tablet değil. Hem arka hem de ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahipken Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Fotoğraf çekim
çekim kalitesi ve video tarafında çok bir şey beklemeyin. Bir tablete göre bu fiyat bandında ortalama seviyede. 7.5 mm kalınlık, 445 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir tablet. 8000 mAh batarya ve 18 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. Ortalama 810 saatlik ekran süresiyle bir gününüzü rahatlıkla çıkartacaktır. Redmi Pad'de stereo hoparlörleri de görürken ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla iyi bir seviyede ve alüminyum metal bir kasaya sahip. Elinize aldığınızda kullanırken hiçbir şekilde ucuz bir hissiyat vermiyor. Huawei'in en güncel modeli olan MatePad 11 önümüze çıkıyor. Bana sorarsanız bu cihazın en önemli artısı klavye beraber gelmesi. Klavye aynı zamanda bir kılıf görevi de gördüğünden aldıktan sonra herhangi bir aksesuar masrafımız da olmayacak. Ancak bildiğiniz gibi Huawei'de Google ambargosu var. Yani Google uygulamalarını normalde çalıştıramıyoruz. Ancak MatePad 11'de YouTube, Google Fotoğraflar, Gmail gibi uygulamalar rahatlıkla çalışıyor. Yani bu tablette Google desteği yok gibi bir düşünceniz olmasın. 11.5 inç 2.2K çözünürlüğün yanında %100 sRGB ve 120 Hz tazeleme ile beraber geliyor. Performans anlamında da MatePad 11 fiyatına oranla çok çok iyi seviyede. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolamayla da fiyat performans yönünde de kesinlikle muazzam bir cihaz diyebilirim. Açıkçası bu tarz uygun fiyatlı tabletlerde kamera yönünde çok bir beklentiniz olmasın. Ama 4K 30fps video kaydı ve fotoğraf kalitesiyle de kötü bir deneyim sunmuyor. Sadece performans ve ekran olarak değil, MatePad 11 arayüz olarak da kullanım kolaylığı yönünden de bir bilgisayar gibi kullanabiliyoruz. Ve 10.000 TL altında bir bütçeniz varsa MatePad 11 gerçekten alınabilecek en mantıklı tablet. Ve listelerin son sırasında da eğer bir Samsung tablet istiyorsanız burada Exynos'u versiyonunu kesinlikle önermediğim Tab S6 Lite'ın 2022 versiyonu önümüze çıkıyor. 10.4 inç Full HD Plus ve TFT bir paneli görebiliyoruz. Ve maalesef 60 Hz'lik bir tazelemeye sahip. Listenin diğer modellerinden ekran kalitesi ve akıcılık olarak kesinlikle geride. Donanım tarafında orta segmentin en popüler işlemcilerinden Snapdragon 732G'ye yer verilmiş ve 4 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Bu tablette de oyunlarda orta grafiklerde 40-45 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ve günlük kullanım genel performans yönünde de Snapdragon 732G sizi fazlasıyla idare edecektir. Arka tarafta 8 megapiksellik ana kamerayı ve ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamerayı görebiliyoruz. Kamera kalitesi de ortalama seviyede. 7040 mAh batarya ile gelirken batarya performansı Redmi Pad ile benzer seviyede. Hoparlör deneyimi Tab S6 Lite'da da gayet iyiyken Redmi Pad'in burada bir adım önüne geçtiğini de söylemem gerekiyor. Malzeme kalitesi olarak da başarılı bir cihaz. Yine alüminyum kasayı Tab S6 Lite'da da görebiliyoruz. Şimdi en önemli kısma, hangi tablet daha mantıklı, favorilerimden bahsedeyim. Uygun yollu bir tablet arıyorsanız Honor Pad X9 alabileceğiniz en mantıklı cihaz. Ama ben almışken biraz daha uzun ömürlü ve genel deneyimiyle daha orta segment iPad'e yaklaşan bir tablet istiyorum derseniz Huawei'in MatePad 11'i benim kesinlikle favorim. Batarya performansı en iyisi olsun ve ben bir Xiaomi tablet istiyorum derseniz de Redmi Pad gayet mantıklı. Ekran kalitesi, tazeleme hızı benim için önemli değil. Ben kalemli, Snapdragon işlemcili ve Samsung bir tablet istiyorum derseniz de Tab S6 Lite'ın 2022 versiyonu alabileceğiniz en iyi tablet. Fakat bu tableti mutlaka yorumlara bıraktığım linkten alın. Çünkü hepsi burada da Exynos ve Snapdragon olarak iki versiyonu var. Ve yorumlarda da bu tabletin Snapdragon versiyonu olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve tabii ki diğer tabletlerinde en ucuz güvenilir satın alma linkleri aşağıda olacak. Bu liste dışında öğrenciler için her bütçeye uygun tabletleri de incelemiştim. Onu da kartlara koyacağım. Sonra izleyebilirsiniz. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.